Annem nerede? Senin burada ne işin var? Ben annemi aradım da bana sizin buraya geldiğinizi söyledi. Ben de buraya neler olduğuna bakmaya geldim. Neler oluyor? Buraya Vipav'ı yakalamaya geldim. O yüzden sus ve kenara çekil. Vipav? Yani Vipav... yaşıyor mu? Ha? Peki Purvi Vipav'ın yaşadığını nasıl öğrendi? Yakalayın onu! Vipav, dur! Dur ve ellerini havaya kaldır. Purvi nerede kaldı? Ne kadardır onu bekliyoruz. Siz burada kalın. Ben gidip fil neredeymiş bir bakayım, tamam mı? Vipav, yüzündeki maskeyi çıkar. Abla, bak Vipav amca orada. Fil doğru söylüyormuş. Hepimiz kaderin oyununu oynuyoruz. Manas, bak babam da orada. Babam polisle birlikte. Demek ki babam şimdi de polis olmuş. Vipav! Kaçamayacağını bile bile neden kaçmaya çalışıyorsun? Ama yaşadığımı nasıl öğrendi? Eminim şimdi ölmediğini ve yaşadığını nasıl öğrendiğimizi düşünüyorsundur. Sana anlatayım. Ben zaten biliyordum. Çünkü silahının içindeki mermileri sahteleriyle değiştirdim. Bunu kimseyi öldürme diye yaptım. Vipav'ın vakasında çok tuhaf bir şeye rastladık. Bu onun adli tıp raporu. Bakayım. Muhtarın ateş ettiği silahın içindeki mermiler sahte yazıyor burada. Yani biri Vipav'ın silahının içindeki mermileri değiştirmiş. Bu kişi böyle bir şey olabileceğinin farkındaymış. Ama bu kim olabilir? Benim. Böyle bir şey olabileceğini biliyordum. Vipav'dan şüpheleniyordum. O yüzden hareketlerini yakından takip ediyordum. Neler planladığını öğrenmek için odasını aramaya gittiğimde bir silah buldum. İşte o zaman Vipav'ın kötü bir şeyler planladığını anladım. Mirendra'ya Vipav'ın silahı olduğunu söylemem gerekiyor. Ben bunun bir fotoğrafını çekmeliyim ki elimde kanıtım olsun. Evet, bunlar kutunun içinde gördüğüm mermilerle aynı. Bunları sipariş edeceğim. Evet, şimdi evin arkasından geliyorum. Sen orada mısın? Tamam. Şimdi gerçek mermileri sahteleriyle değiştireceğim. Sonra sahte mermileri sipariş ettim ve gerçekleriyle değiştirdim. Komiser, bakar mısınız? Bu karışıklık da ne böyle? Azılı bir suçlu hapisten kaçtı. Onu yakalamak için şehirdeki bütün yolları kapattık. Hadi çabuk olun, hadi acele edin. Komiser bey, o azılı suçlunun Vipav'ın ta kendisi olduğunu sadece ikimiz biliyoruz. Lütfen dikkatli olun. Ne olursa olsun Revari'den çıkmamasını sağlayın. Onu mutlaka yakalayın. Vipav'ı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Ama şunu söylemeliyim ki, Bayan Purvi tahmininde haklıymış. Vipav şehirden kaçmaya çalışıyor. Onun sayesinde bugün Vipav'ı yakalayabileceğiz. Ben gidip bakayım.
Anne, siz devam edin. Ben hemen gelirim. Alo? Evet komiser bey, söyleyin. Bayan Purvi önemli bir bilgi aldık. Himachal için bir bilet alınmış ama bilette Vipa Pratap Singh yerine Anjali Pratap Singh yazıyor. Anjali yenge bir yere gitmiyor ki. O biletleri kesin Vipav için satın almış olmalı. Merak etmeyin Bayan Purvi. Vipav şehri terk etmek için hazırlık yapmış olabilir. Ama biz de onu yakalamak için hazırlık yaptık. Onu istasyonda yakalayacağız. Tamam. Ben de senin kim olduğunu anladım Vipav. Çünkü en başından beri gözüm üzerindeydi. Tren istasyonuna çabuk. Bayım, lütfen hemen şu arabayı takip edin. Çabuk olun. Yaşlı adam kılığına girip şehri terk etmeyi planladığını böylece öğrendim. Bu insanların elinden kaçmam artık imkansız. Ama son bir şansım olabilir. Hadi bakalım. Vipav silah çekin. Çekilin, çekilin. Yapma. Vipav, çekilin dedim, çekilin. Vipav yapma. Ne olur yapma oğlum. Vipav yapma. Teslim ol. Silahını indir Vipav. Geri çekilin, yoksa ateş ederim. Manas bak. Vipav amcanın elinde silah var. Demek o da bu oyunda polisi oynuyor. Hadi abla, biz de gidip amcamla birlikte oynayalım. Tamam, gidelim. Amca! 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 Ateş ederim. Amca! Bu sefer kaçamayacaksın Vipav. Ateş ederim. Manas sakın gelme, hey, dur. Manas, Cui, Manas, durun Cui. Orada. Buraya gelmeyin. Silahını indirin. Gelme. Manas! Onu vururum. Manas'ı bırak Vipav. Manas'ı bırak Vipav, ne olur. Vipav, sana geldim. Eğer onun başına bir şey gelirse yemin ederim seni öldürürüm. Bırak onu. Bırak onu Vipav. Vipav, bırak onu. Onu öldüreceğim. Yapma oğlum, yapma. Vipav. Dikkat et bırakma. Hey. Manas'ı bırak. Bırak onu hemen. Yoksa vururum. Vipav, sana bırak, bırak dedim onu. Manas'ı bırak Vipav. Lütfen bırak. Onu bırak. Ateş ederim dedim. Ona zarar verme. Ölmesini mi istiyorsun ha? Seni uyarıyorum. Ona zarar verme. Gidiyorum. Tamam, geri çekiliyorum. Ona zarar verme. Bırak lütfen. O da çocuk. Ona zarar verme Vipav. Manas'ı seni bırak. Uyarıyorum. Bırak onu. Beni iyi dinle satılık gelin. Mermileri değiştirince öleceğimi mi sandın ha? Hayır. Ben öyle kolay kolay ölmem. Senden daha akıllıyım ben. İçime zaten kurşun geçirmez yelek giydim. Yani beni tuzağa düşürmedin. Ben seni düşürdüm. İntikamımı alana kadar ne ben öleceğim ne de senin ölmene izin vereceğim. Beni Priyo ile evlendirerek, onunla balayına göndererek hayatımı berbat ettin. O yalancı yüzünden herkesin önünde rezil oldum. Hücreye kilitlendim ve onurum 5 paralık oldu. Abimi ve bütün ailemi bana düşman ettin. Bunları intikam almak için planladım. Ve silahı bilerek senin ayağının dibine düşürdüm. Beni durdurmak için ateş edeceğini çok iyi biliyordum. Yelek sayesinde kaçabilirdim ve sen hayatın boyunca hapiste çürüyebilirdin. Vipav yapma Vipav. Susun. Yoksa ateş ederim. Seni yapma. Uyarıyorum. Şuna bakın. Sakın ki bunu şans yapma. Benim yanımdaymış. Sen mermileri değiştirirken ben kurşun geçirmez yelek giydim. Ve bugün senden intikamımı almak için buradayım. Eğer sen buradaysan o zaman kimin cenaze töreni yapıldı? O sahipsiz bir cesetti. Polise rüşvet verdim ve cesedi tören için alana gönderdim. Thank you.
Harika bir oyuncusun dostum. En iyi oyuncu ödülünü sen kazanmalısın. Ölü adam rolünü harika oynadın. Onu da alırım. Önce buradan bir çıkayım da... Böyle şeyleri hep filmlerde görürdüm. Bir gün böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmemiştim. Al bakalım ödülün. Aferin. Bir dakika. Hemen diğer cesedi getirin. Bunları abimden intikam almak için yaptım ben. Böylece hapse girecekti ve ikinizin de hayatı berbat olacaktı. Ve öldüğüm için kimse benden şüphelenmeyecekti. Şimdi çekil yolumdan. Mifaf hayır. Mifaf Manas'ı bırak. Gerçekleri anlattım. Yolumdan çekilin. Hayır. Yoksa Manas'a her şeyi yapar. Hayır Mifaf. Manas'ı bırak. Eğer ona zarar gelirse o zaman seni öldürürüm. Seni uyarıyorum. Bırak onu. Mifaf. Bırak onu. Hayır dedim. Yapma. Aptal kız. Nereye gidiyorsun? Hayır Mifaf. Yapma. Hey, Manas'ı bırak. Hayır hayır bunu yapma. Manas'ı geri bırak. Çekil yoksa vururum. Manas'ı bırak. Bırak onu Mifaf. Bırak ona bir şey yapma. Bırak onu. Geri çekil. Lütfen. Çekilin vururum dedim. Mifaf bırak onu. Geri çekil. Bırak onu. Lütfen yapma. Geri çekil yoksa vururum. Mifaf Manas'ı bırak. Mifaf Manas'ı bırak lütfen. Mifaf beni vuramazsın. Eğer beni vurursan polisler seni hiç bırakmaz. Hapislerde çürürsün. Geri çekil. Benden intikam alabilirsin Mifaf. Lütfen Manas'ı bırak. Senin düşmanın benim. Manas'ı bırak. Bırak dedim. Mifaf lütfen o silahı bırak. Silahı. Seni bırakmayacağım. Lütfen. Hayatımı mahvettin. Mifaf lütfen o bugün silahı kaçamayacaksın bırak. Satılık gelin. Kaçamayacaksın. Lütfen, kaçamayacaksın yapma. Seni öldüreceğim.
biliyor. Brio yaşıyor mu? Anjali, siz annemi hemen eve götürün. Ben geliyorum. Abla. Sen iyi misin Pri? Ben sandım ki sen. Ağlama ben iyiyim abla. Biliyorum. Vipav dedi ki sen bir kaza geçirmişsin ve sen nasıl hayatta kaldın? Sana olanları anlatacağım. Bütün aile dışarıdayken nasıl bilmiyorum ama aşağı indiğimde Vipav hücresinden çıkmıştı. Beni arabaya zorla bindirdi ve sonra beni uçurumun kenarına götürdü. Ve bana dedi ki senin elini bırakacağım dedi. Seni öldüreceğim dedi. Sonra bir araba geldi. Ve Vipav'ın arabasına vurdu. Vipav sarsıntının etkisiyle elimi bıraktı. Uçurumdan aşağı düştüm abla. Yardım edin! Vipav! Ne yapacağım? Buradan nasıl çıkacağım?
daha ölmemiş ama bilinci kapalı. Elime altın bir fırsat geçti Vipav. Şimdi bundan nasıl faydalanacağım göreceksin. Şimdi herkes beni senin öldürdüğünü öğrenecek. İstediğin kadar reddet. Etrafında beni öldürdüğüne dair kanıt bırakacağım. Sen beni öldürdüğün için asılarak idam edileceksin. Ve senden intikamımı alacağım. Vipav'ın beni öldürebileceğini hiç düşünmemiştim. Ama bunu yaptı. Bütün bunları Vipav'dan intikam almak için planladım. Karısını öldürme suçundan hayatı boyunca hapislerde çürümesini istedim. Ablam, aynı zamanda Vipav'dan tek başıma intikam alamayacağım. O yüzden Suda'dan yardım istedim. Suda mı? Yani Suda her şeyi biliyor mu? Peki Piryu, Suda madem her şeyin farkındaydı neden hiçbir şey söylemedi? Neden? En azından bana söyleyebilirdi. O kadar korktum abla, ki. Abla, Suda'ya gerçeği kimseye söylememesi için yemin ettirdim. Planımda başarılı olmalıydım. Vipav'ı hapse attırmak istiyordum. Piryu, peki o zaman Vipav'ın arabasındaki günlüğün, kolyen, ayrıca Vipav'ın odasındaki kan lekesi oraya nasıl geldi? Onu da ben yaptım abla. Yani? Bundan sonra ülkeden kaçmaya çalışacağını biliyorum. Ama kaçmana izin vermeyeceğim. Kaybolan pasaportunu arayıp bulmaya çalıştığında ve bulamadığında evde olay çıkaracağını çok iyi biliyorum. Ve bu olduğu zaman ailedeki herkes pasaportunu arayacak. Ama pasaportu bulamayacaklar. Onun yerine başka bir şey bulacaklar. Gece kazadan sonra Vipav arabasını evin garajına bıraktığında işte o gece Suda ile birlikte günlüğümü yerleştirdik. Şimdi ne yapacağız Suda? Eve gizlice nasıl gireceğiz? Normalde evin içine gizlice buradan giriyorum. Ama bu gece orada bekçi duruyor. Ha, ben de hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Aslında içeri girmesek de olur. Bu günlüğü Vipav'ın arabasına koyacağım. Birinin bulacağına eminim. Evet, doğru söylüyorsun. Hadi çabuk olun. Açıldı. Hadi gidelim Piryu. Vipav'ın ne kadar kurnaz olduğunu biliyordum abla. Sana beni anne babamızın evine bıraktığını ve Haridvar'a gittiğini söylemiş olmalı. Ama Suda olayı soruşturdu. Ve Vipav'ın annemle babama susmaları için rüşvet verdiğini ortaya çıkardı abla. O satılık gelin kız kardeşinin burada olduğunu asla öğrenmem. Gerekirse canımı veririm ama gerçeği söylemem.
Kiryu, ben annemle de konuştum ve bana senin onlarla birlikte olduğunu söyledi. Evet kızım, dün gece Vipav'la birlikte buraya geldi. Abla, babamı tanıyorsun sen. Annemi tehdit edip Vipav'ın parasını almış ve anneme yalan söyletmiş. Vipav bu sayede planını gerçekleştirdi. Ben sadece Vipav'a bir kadının onurunu zedeleyip onu öldürmeye çalıştıktan sonra bundan öyle kolay kolay kaçamayacağını göstermek istedim. Ben sadece bir kadın birine beddua ettiğinde neler olabileceğini ona göstermek istedim. Enişte. Enişte lütfen beni affedin. Benim yüzümden hapse girebileceğinizi hiç düşünmemiştim. Meselenin bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedim. Sen cesur bir kızsın Preyashi. Yaşadığın onca şeyden sonra bile suçluyu kendi ellerinle cezalandırdın. Kiryu, peki o zaman Brendra'nın silahındaki mermilerin Vipav'ı öldürmeyeceğini nasıl tahmin ettin? Peki Vipav'ın silahındaki mermilerin gerçek değil de sahte olduğunu nasıl bildin? Onu sadece ben biliyordum ve kurşun geçirmez yelek giydiğini kimse bilmiyordu. Kiryu, sen nasıl öğrendin? Abla, enişten Vipav'ı vurduğunda ben de aynı şeyi düşündüm. Vipav öldü sandım. Ve aynı zamanda hepinizin benim öldüğümü düşündüğünüze inanıyordum. Geri dönmenin anlamı yoktu. O yüzden her şeyi bırakıp hayatıma en baştan başlamayı düşünüyordum. Hatta eşyalarımı toplamak için eve bile girdim. Ve sonra Anceli yengeyi gördüm. Gizlice evden çıkıyordu. Neden? Anceli mi dedin? Evet enişte. Gecenin o saatinde tek başına evden çıktığını görünce şüphelendim. Çok korkmuş ve gergin görünüyordu. Ve şoförle birlikte gitmek yerine arabayı kendi sürüyordu. O yüzden ben de onu takip etmeye karar verdim. Bayım, bir dakika bekleyin. O evde bana yardım edebilecek tek kişinin sen olduğunu düşündüm. O yüzden seni aradım. Ama bu mucize nasıl gerçekleşti? Sen göğsünden vurulmuştun ve ölmüştün. Brandra seni hepimizin gözü önünde vurdu. Sen nasıl hala yaşıyorsun? Bütün bunları planladım yenge. Silahı bilerek abimin ayağının dibine düşürdüm. Silahı yerden alabilmesi için. Bir ay sonra Giotti ile Londra'da olacağız. Muhtar hapiste çürüyecek ve o satılık gelin evden gitmek zorunda kalacak. Şimdi onların hayatı berbat olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.